ekranlarından herkese merhabalar. Türkiye Uluslar Ligi'nde B grubunda 3. maçını oynadı. Rusya ile 1-1 berabere kaldı. Maç hakkında hemen görüşlerinizi alalım ve başlayalım Furkan. Ne düşünüyorsun maç hakkında? Maç hakkında ilk yarı ve ikinci yarı iki farklı senaryo izledik. Bambaşka bir Türkiye vardı. Gerçekten. İlk yarı biraz Şenol hocamız taktiksel olarak mı ya da farklı bir nedenden dolayı mı bilmiyoruz. Biraz daha geride bir Türkiye izletti bize. İlk yarıda Rusya'nın çok tehlikeli 4 hata vardı. Kesinlikle. Bunlardan ikisini kaçırdılar. Birini Mert kurtardı, diğerini atlar zaten. Yani maçla ilgili söylenebilecek dediğimiz gibi iki farklı maç izledik resmen. İkinci yarı Cengiz'in oyuna girmesiyle bambaşka bir Türkiye'yi gördük. İlk yarıda savunmada yani ikinci yarıya göre daha fazla hata yaptık. Hem hani geride bekleyip biraz daha dengeli oynamaya çalışırken daha kötü olduğumuzu gördük. Hani denk takımlara karşı biraz daha hücuma yönelmemiz lazım. Bunu bu maç bence iyi bir şekilde gördük, test ettik. En iyi savunma saldırıdır abi. Aynen öyle. Zaten Şenol hocam da çok sevmez savunma yapmayı. O yüzden yani bildiğimizi oynamamız lazım bizim. Fransa'ya falan karşı oynamadığımız sürece, Almanya'ya karşı oynamadığımız sürece. Yani bu takımlara karşı dün yani normal oyunumuzu oynamamız lazım. Takımda göze çarpan birkaç sıkıntı vardı. Mesela Umut Meraş'ın işte... Ya ben artık yeterli bir seviyede olduğunu düşünmüyorum milli takım için. Tabii alternatif olarak kim var? Hasan Ali Oradayı değil. Caner Erkin var kardeşim. Ya şunu düşünüyorum ben. Hocanın Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü seçmeme sebebi artık... Mesela Fransa'ya karşı oynadığı zaman bu adamlar ileri koşuyorlar ama geri gelemiyorlar. 90 dakika o performansları. Gökhan 35 yaşında. Gökhan Caner 32 yaşında. Ha bana sorarsan da ben Gökhan'ı bence Caner'e göre daha çok koşan bir oyuncu olarak düşünüyorum. Tabii canım. Ya ama yani bir hücumcu bek arıyorsak Caner'i görmemiz lazım. Çünkü hani alternatifi yok. Ya aslında onların o papazlar tayfası herhalde. Papazlar tayfadan dolayı Burak biraz. Burak kaldı aynen. Aynen bir Burak kaldı. Burada hani abi elini ayağını öpelim. Şenol Hoca'nın şey olduğu için. Yani o konuda bir şey diyemeyeceğim. Ben şey beğenmedim. Ozan Kabak defanstan başlarsak. Ozan Kabak. İlk yarı Zuba'yla eşleşmesinde çok evet. Hiç olmadı yani. Yani tutamadı. Zuba'yı tutamadı. Zaten Zuba tutulabilecek gibi bir adam değil. Ona gerçekten böyle kavga etmen, savaşman lazım. Aynen. Ya bu deyince milli takım aklımıza kim geliyor? Meri Demiral geliyor. İkinci yarı geçti başına. Zuba'yı oturttu. Etrafında Zeybek oynadı. Zuba yoktu ikinci yarı. Bundan sonra bununla ilgili yani Meri Demiral'ı adamı eşleştirmen lazım. Süpürücü olarak denediğinde de iyi. Meri Demiral'ın performansı çok iyi. Ama yani birebir savunması diğer stoperlerimizin çok önüne çıkıyor. Ki Çağlar'ın da geleceğini düşünürsek, onun da çok iyi bir süpürücü olduğunu düşünürsek bence Meri Demiral'ın eşleşmelerde ki gücünü ve kuvvetini bizim adımıza çok faydalı olarak kullanabiliriz. Çağlar'ın sakatlığı mı var? Çağlar niye bu maçı oynadı? Çağlar'ı ben de anlamadım. Yok sakatlığı sanırım. Vardı. Ya Leicester'da oynadı aslında son maç ama. Yani ya ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar, bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama Çağlar'ın iki kolunu arkaya bağlasak, bir ayakta pranga vursak gene her türlü bir numaraya Çağlar'ı yazarım ben bu kadroda. Bak kadroda ilk 11'de bir numaraya Çağlar'ı yazarım. Çağlar, Meri yazarım ben de. Diğerlerini yazmadım. Yani Çağlar aday takıma yani. Şey aday kadroya alındı mı ama? Var var antrenmanlarda çağrıldı çıkıyor. Mı? Var var antrenmanlarda evet. Çıkıyor. Ya Şenol Hoca'nın yani, bir tercih var. Dinlendiriyor mu artık ama bilmiyorum neden. Yani bu takımın bence şu an net olarak 3 ya da 4 oyuncusu var. Forvet'e Burak koymak zorundasın. Evet, Cenk'in hala yok. Enes evet. Tutmadı. Kenan Karaman kanatta daha iyi duruyor. Şenol Hoca Kenan Karaman'a bir bayılıyor ama... Cenk'in yokluğu bence. Yani işte. Cenk Burak çok fark yaratır. Ya ben Hakan'ın yerinde iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii. Efe Can'ı da çok beğeniyor hoca ama Cengiz orada uçurdu yani. Cengiz bambaşka. Cengiz'in yedeği yok bizde. Şimdi mesela Ozan Kabak'ı bugün oynattın. Oynatma Çağlar'ı oynat. Oynatma Kaan'ı oynat. Ama sanırım Cengiz'in bir kondisyon eksikliği var. Çünkü Leicester'da da sonradan falan giriyor. Aynı şekilde Roma'da da öyle. Cengiz çok evet. O da zaten geçen sene biraz hani sakatlık falan çok çekti. Ama bizim hani Cengiz'in yerine koyabileceğimiz bir oyuncu yok. O yüzden hani onu kesinlikle sahada tutmamız lazım ne olursa olsun. Ama şimdi yüksek ihtimalle zaten Şenol Hocam da şey düşündü. İlk yarı biraz sakin tutalım. Zaten orta sahada Mahmut Tekdemir'le Ozan hani iki tane 6 numarayla çıktı. Yani mesela Mahmut Tekdemir tercihi de enteresan geldi. Skoru tutmaya yönelik bir hareket yapmış ama 0-0'sın zaten. Ya bilmiyorum Şenol Hocamızın aklına ne geçiyordu. İlginç bir aklı var. İlginç. Çok varamıyoruz biz o akla. Ama başarılı bir teknik. Ben yani Beşiktaş'tayken de Şenol Hoca'nın kararlarını bazen sorgulardım. İlginç. Laz inadı. Laz inadı. Yani. Değişiklik konularında çok
Hani mesela transfer var, 5 maç kesin oynatmaz sonra 70'ten sonra falan. İlginç. Mesela şey de çok konuşuldu, bu konu hakkında da sizin görüşlerinizi alayım. Şenol Hoca'nın değişiklikleri son saniye yapması falan. İşte yani. Evet, ben de onu diyecektim. Burak, yani. Burak çıkarken zaten baktı yani. Maç bitti hocam, ne yaptın ya? Aynen öyle. Ama da sosyal medyaya düştü. Furkan'ın görüşleri bu şekilde, ilk görüşleri. Evet. Şimdi Melih, seni biraz dinleyelim. Tabii ki. Yani devre arasında içeride bir tokat şeyi mi? Meydanda ya. İsmama çekilmiş. Bilmiyorum ne oldu içeride, ne konuşuldu, güzel mi konuşuldu, kötü mü konuşuldu ama her ne konuşulsa da çok güzel yaramış. Çok açık belli. Türkiye'nin bu motivasyonunu, ikinci yarıya çıkarkenki motivasyonunu da Rusya'nın oyunu destekledi. Çünkü Rusya ilk yarıda tam sağ pres ve Türkiye'yi dar alanda yakalama çabası vardı. Dar alanda Türkiye'ye baskı yapıp Türkiye'nin oyunu açmasını önleyip özellikle Hakan ve Ozan'a çok yordular. İki defans arasına da, Ozan ve Merih arasına da Cuba çok yordu, çok girdi. Arayı bayağı açtı. Öldü resmen defansı. Ki ilk golde de öyle. İlk golde Merih'e yapıştı. Merih ile Ozan'ı kendisine biraz yakın tuttu. Topun üstüne aldı çok akıllıca. Solda. Yani ilk yarı gerçekten Rusya çok dominant oynadı. Evet. Ya maçı izliyorum. Solan. Türkiye'nin ilk gol pozisyonu zaten kaçta, 50'de miydi? 55'te yani. Dakika. İlk yarı falan Türkiye yoktu piyasada. Tamamen Rusya'yı biz izledik. Oynuyorlar, geliyorlar, gidiyorlar falan. Çok rahat. Ve Rusya'nın takımı içinde bir şey söylemek gerekirse yani çok iyi bir dörtleri var. Aynen. Hani bu oyuncular hem hücumda iyi pres yapıyorlar, topu aldıklarında da birbirleriyle anlaşmaları da iyi. Ve ya zaten Zuban var. Zuban dediğin oyuncu tutabilmek gerçekten güç. Ya şöyle, bence Rusya kendi oyuncuların yeteneklerinin farkında ve güçlü yönlerin üzerine evet, buna göre oynuyorlar. Evet. Bize mesela şu an o yok. Mesela ya bizim zaten ileride Melih'in dediği gibi dar alanı sıkıştırdığı zaman şu an kreatif oyuncumuz hani evet. Cengiz sonradan girdi ve onun farkını hissettik biz. Ama mesela İkinci Kenan Karaman, Efecan, yani Efecan da yetenekli oyuncular tabii ki ama Uluslar Ligi'ne kadar yetecek bir yetenekli. Onlar hani kilit açacak oyuncu değil. Yani. Kesinlikle. Doğru bir tabir kullandım. Yani Cuba, Merih ile Ozan'ı kendine çok yakın tuttu ki hani maça başlarken de herkes bence bunu derdi. Merih ile Ozan'ı alırsın karşına, dersin ki ya gençler Cuba'ya dikkat, biraz daha yakın oynayın. Merih ile Ozan orada kendisine kilitledi, maç başından beri öyle olduğunu anladı. Topun üstünden atladı, Mirançuk vurdu, gol oldu. Aynen. Mert'in de tam parmağı dördüncüden geçti, evet. Orası da şans. Rusya'nın ilk yarıdaki tam sağ baskısı, yorulmak bilmeden dalaksız, ciğersiz gibi basmaları ikinci yarıya daha biraz pasif çıkmalarına neden oldu. Çok doğal bir şekilde. Dünyanın hiçbir takımı Los Galacticos'u getir 90 dakika o presi, o mücadeleyi, o dinamizmi veremez. Onlar herhalde ilk yarıda 3-4 atıp işi bitirmek istediler. Aynen. Onun olayı oydu. Bu taktikle çıktılar. Türkiye'yi bitiririz öyle dediler ama Mert de güzel oynadı. Ama aslında taktik de başarılı oldu. Ben şunu düşünüyorum. Şimdi 4 tane net gol pozisyonuna giriyorsan ilk yarıda bu bir başarıdır. Türkiye'nin bu pozisyonları vermemesi lazım yani. Bir tanesini atmış sonuç olarak. Vermemeye çalıştı. İkinci yarıda zaten fark ettiyseniz artık Ozan Cibu'dan biraz uzaklaştı. Merih tam arkasında durdu. Birebir markajı aldı. İlk yarıda ben şunu da çok, şu çok gözüme çarptı benim daha doğrusu. İlk yarıda Rusya 90 dakika yine acımasız oynadı. Yine klasik milli takımlarda olduğu gibi Türkiye karşı sert fauller, arkadan hakemin görmeyeceği şekildeki fauller. Yani oyuncunun sinirini bozabilecek fauller ki bu yüzden Emre Belözoğlu olsun, Kovarejma olsun derbilerde sürekli kırmızı kart görürler. Efecan'ı çok ezdiler. Efecan'ı yani cidden perişan evet ettiler. Efecan ayakta duramadı ve hani o dediğim şey, o sinir bozucu faullerden hep oldu. Yere attırdılar, onu yaptılar, bunu attılar. Yani Efecan'ın çıkması bağırıyordu zaten. İkinci yarı hemen Şenol Güneş oraya Cengiz'i aldı. Bu sefer çok daha, yani Cengiz'e çok daha güzel tuttuk ayağımızda topu. Rusya biraz daha yorgun argın çıktı. Hakan Çalhanoğlu biraz daha sorumluluk aldı. Ozan kendi bölgesinde biraz daha geniş alan bularak kendisini rahatlattı. Evet. Takımı da sırtladı azıcık. Merih'in de yükünü hafifletti. Merih'in yükünü hafifletince Merih direkt Cuba'ya yapıştı. Ozan biraz daha alanı korumaya çalıştı. İkinci yarı Rusya bize nasıl oynadıysa biz Rusya'ya iki katı oynadık bence. Bence de. Çok güzeldik yani. Bu Türk milli takımının sanırım biraz geleni yani 2002, 2008 falan olanlardan hatırlarsanız hani geriye düşmeden, o stresi yemeden o iyi oyun olmuyor. Veya Türkiye'yi ben hiç hatırlamıyorum mesela Türk hani şey rahat mantığı vardır ya mesela Türk diyelim biriyle oynuyor 3-0 yaptık tamam sağ ol top çevir. Almanya'da nasıl baba 5-10 Bayern Münih yakalamaz. Barcelona'yı 8 attı ya, var mı böyle bir olay yani? Ya olması gereken, ne bileyim bence hani şey gözüyle bakıyorlar. Şimdi ben 4-0 ben çıktım seni 4-0 yeniyorum.
oyuncularıma diyorum ki ya gençler top çevir. Bence bu daha büyük saygısızlık. Ben normal aynı ciddiyetimle oyunumu oynarım. Sen kötü oynarsan benim suçum değil ki, ben niye durmak zorundayım? İşte bir acıma duygusu oluyor ya. Ben de çok ben öyle düşünmüyorum. Bak, ben adam almam böyle düşünüyorum. Nasipse varsa 10 tane yemek. Umurum değil ya yani. Beşiktaş gitmiş Liverpool'dan 8 yemiş. Ne Liverpool 4 oldu mu şey mi? Benitez şey mi deseydi? Ya gençler hani biraz fazla oldu duralım. Niye Balsın'ın oğlu mu değil? Beşiktaş'ın hissesi var mı? O da yok. E çıkacaksın, atacaksın abi yani. Ameliyat takımı yaptı. Bulduğu gibi atacaksın abi. Gol atmak sana da keyif verir, oyuncuya da keyif verir, takımına da, taraftarına da yani. Paso devam edeceksin. Biz işte dediğin yumurta kapıya sıkışmadan bunlar bıktım artık ben ya. Arkadaşlar bu arada ölüyorum. Kartal Uyosu'ndan reklam aldık bu bölüm. Kardeşimiz 2019-2020 kreasyonunu göstersin. Giymemeye çalışıyordum. Bize sponsor oldular, tişört gönderdiler. Ya giymemeye çalışıyordum bu tişört. Fenerbim neredesin Fenerbim bak. Beşiktaşları besliyorlar, biz kuruduk burada. 2020-2021'i kat malzemelerinde alacağım buradan. Biraz iyi günler görelim alacağım abi. Bu sezon iyi gün taraftarıyım ben yani, bıktım. Velhasıl Rusya'nın defansında çok konuşmadık çünkü dediğin gibi ileri dörtlüsü çok iyiydi. Rusya'nın defansı zaten ikinci yarı gördük yani, perişan ettik. Rusya bizden üstün takım değildi. İlk yarı kendileri bunu kafasına oturtmuş. Bize de fiziki ve sert ikili mücadelelerle bunu zorlayarak anlattılar yani. Aynen. Kabul hafif bir çöküş yaşadık. İkinci yarı güzel bir soyunma odası macerasından sonra Rusya'nın da yorulmasıyla ben çok beğendim. Yani şanssızlıklarımız tabii ki oldu. Ama Mert güzel oynadı. Tek bir hatası var. 22. dakika uzaklaştırmaya çalıştı. Onlar da kaldı. Aynen. Sonra yine güzel kapattı çeyi. Ama Mert bence maçta güzel oynadı genel olarak. Yani tamam işte tek hatası o. Hani mükemmel diyecektim. Tek hatası o. Ozan bence Ozan için defans olarak iyi. Defansif stoper olarak iyi bir oyuncu. Ama Ozan'ın kabak sanki bir... Kabak. Tamam. Stoper. Ama Ozan Kabak sanki... Böyle hani maç havasında değilmiş gibiydi, anladınız mı? Öyle canı sıkılmış gibi. Sanki sevgilisinden yeni ayrılmış da 11'e koymuşlar da of hocam ya maç mı oynayacağız şimdi kafasına çıkmış. Bana öyle geldi çünkü pozisyonlara bakıyoruz. Hani tam soğukkanlı olması gerekiyor. Hani bir pozisyondan sonra kamera Ozan'a zoomladı mı Ozan böyle yani, anladın mı? Buz gibi soğuk yani çocuk. Ama Meri'yi çektiğinde kamera nasıl gözüküyor? Ozan'ı çektiğinde nasıl gözüküyor? Yani ya. Yorulmuş gözüküyorlar. Hani Merih'ten zaten akıyor yani. Öyle bakınca akıyor yani. Akıyor ya. Ama mesela Ozan çok böyle soğuk gibiydi. Vallahi ona biraz anlam verir mi? Sevgilisinden aranmıştır ya. Olur öyle şey. Kaç yaşında adam Schalke'de oynuyor yani. Affedersin Schalke'nin stoperi. Almanya'da da bulmuştur. Sana kızmıyor yani. Abi dert etme. Yakışır dert değil de. Ama güzel oynadı. Çok güzel oynadı. Ben beğendim. Onun dışında Ozan ikinci yarı çok güzel oynadı. Mahmut Tufan. Tekdemir. Aynen Ozan Tufan. Mahmut Tekdemir çok iyi oynadı. Fevkalade oynamadı ama ortalama aynı olması gerek yaptı. Okay girdi. Okay'ı ben hiç beğenmedim. Değişiklikleri daha sonra değiniriz. Ya zaten değişiklikleri Şenol Hoca Cengiz'i alması haricinde diğer değişiklikleri zaten. Bence de. 80'de yaptı. Abdülkadir'i aldı. Okay Yokuşlu'yu aldı. Sonra 90+3'te yani... Baba ya ne gerek var, anladın mı? Son 10 dakika... Evet yani Yusuf'la... Yani ama şey sormak istiyorum yani, sizin de düşüncenizi merak ediyorum. Değişikliklerden ziyade bu kadro tercihi sizce... Yani siz Türkiye'nin teknik direktörü olsaydınız maça bu kadroyla mı çıkardınız? Hayır. Sen? Çok net hayır. Ben de hayır diyorum ya. Ben bu kadroyla da çıkardım. Yani en az kafadan 3-4 değişiklik yazardım. Yok ya, ben Efecan yerine Cengiz'i yazar devam ederim. Ama işte demek ki bak Cengiz'in kondisyonuyla alakalı bir sıkıntısı var muhtemelen. Ben ondan dolayı düşünüyorum. Yoksa... Saçma olur yani. O zaman yani tamam doğru diyorsun. Hani hazır oyuncu olduğunu düşünmezse şey düşünürsek Kenan'ı çıkartırdım kesinlikle. Hakan Çalhanoğlu onu sola yazardım. Ortaya da Yusuf yazardım. Ben yine de aynı şekilde. Ben forvet arkasına Abdülkadir'i de koyabilirdim. Abdülkadir bir maç olmaz diyor. Bunu bir önceki milli maç bölümünde de konuştuk. Neden Abdülkadir diyorum. Yusuf Yazıcı Lille'de hiç oynamıyor. Her maç son 10 dakika, 5 dakika. Aynı şekilde. Onda belki de Cengiz'i bir kondisyonla alakalı problemler olabilir. Ama aslında bu adamlar antrenmanları da yapıyorlar. Yani bence ben İsmen bakıyorum. İsmen burada cidden Kenan Karaman'ı oynatmazdım. Hakan Çalhanoğlu'nu sola çekerdim. Yusuf Yazıcı'yı koyardım. Maç içinde birkaç değişiklik görürüm. Yani orta sahada Mahmut yerine belki Dorukhan'ı koyabilirim. Efecan'ı da koyamazdım yüksek ihtimalle. Efecan tam bir şey ya. 60'tan 70'ten sonra. Efecan'ı çünkü sabah yatacak, arkaya yatacak. Ezdiler yani. Yani anladım. İlk yarı gördünüz yani çocuk perişan oldu. Yani oraya ben işte oraya Abdülkadir Ömür. Ya ama esas ben Çağlar'ın yani. Oynamamasını anlamıyorum yedekler. Oynar ya yani. Daha oynar. Daha ben, birkaç maç daha. Ben var. Özel bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani sakatlık desen değil, antrenmanlara da çıkıyor. Yine biri birine silah çekmemiştir ya. Bir şey yok. Anlamıyorum ya. Bana ilginç geliyor yani.
bu Çağlar diyorum ya bak, bu kadroda sil bir numara kim Çağlar yazar? Kesinlikle Çağlar. Hani, ki zaten kadro oyuncu değeri olarak en yüksek odur. Ya siz bayılıyorsunuz Meri'ye ama bence bir numara Çağlar. Ha ben de bayılıyorum Meri'ye. O ayrı dava ama Çağlar Premier Lig'de yılın 11'ine seçilmiş. Bunu yapan daha bir Türk yok yani. Bu kesinlikle doğru, çok çok üst seviye. Hani Merih Demiral fiziksel mücadele anlamında belki de Çağlar'dan daha iyidir ama oyun kurma, o pas atma, Premier Lig kalitesini Çağlar yedirmiş kendini. Ben evet, kesinlikle çok çok fazla ekstra çalışmalar da yaptığını düşünüyorum. Evet. Öyle olmaz yani, öyle Freiburg'dan gittim hadi baba Premier Lig'de gir 11 oyna. Olmaz, kendine yedirmiş. Şimdilik bu şekilde herhalde. Noktalayalım istiyorsanız bölümü. Son söylemek istediklerinizi alalım. Benim maç dışında ben şöyle bir konuya aydınlık getirmek istiyorum. Çoğu insan gerçekten UEFA Uluslar Ligi'nin gerçek amacının nasıl yürüdüğünü, neden var olduğunu ve ne zamandan beri var olduğunu bilmiyor. Şöyle söyleyeyim, UEFA Uluslar Ligi yıl olarak 3 yıl önce bir organizasyon, bir yeni bir platform olarak birazcık da işin sanayi tarafı göz önünde bulundurarak çıkmış. Asıl amacı yani ana fikri aslında ülkelerin işte hazırlık maçıyla uğraşmayayım, onu ayarlamayayım diye ülkelerin özel maçını biraz daha kendi sorumluluğunu alarak kendisi güzel bir turnuva, kendi içinde ligler, torbalar belirleyerek ayırmışlar. İşte ayak bastı paraları, Şampiyonlar Ligi gibi düşünebilirsiniz. İşte ayak bastı parası var, grup içindeki performans paraları var, şampiyonluk, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük. Yayın geliri de oluyor. Tabii canım, yayın geliri zaten onların hepsi UEFA ayırıyor yani. Takımlara dağıttıkları belki %50'sidir yani gelirini. Hepsi kendilerine kalıyor. Yani platini nereden? Sıcak top falan olur mu? Hatta onlar başka bölümde konuşacak. Bu yıl hatta bir düzenleme geldi. Paralar arttı. İzleniyor çünkü daha fazla. Son şampiyon Portekiz'di. Bu sene düzenleme geldi Uluslar Ligi'ne. Geçen sene yine ABCD ligleri vardı. ABCD 4 ligden oluşuyordu. Ama A liginde, B liginde, C ve D liginde takım sayıları ve gruptaki takım sayıları da farklıydı. Bu sene bence çok mantıklı, güzel bir düzenleme getirmişler. A liginde, B liginde ve C liginde 16'şar takım var. Bu 16 takım A ligindeki 16 takım ülke sıralamasını, dünya futbol bazında ülke sıralamalarının ilk 16, ikinci 16, üçüncü 16 diye sıralanıyor. D liginde ise 7 tane takım var sadece. A, B, C liginde 4 grup var. 4'er takımdan. Hı-hı. D liginde yani son ligde 7 takım var. 1 tane 4'lü, 1 tane 3'lü takım olarak ayırmışlar. Yani D liginde çünkü kimler var? Cebeli Tarık, Malta, Faroe Adaları, San Marino. 8'lik takım. Aynen, o tarz takımlar var. Yani asıl amaç özel maçları, hazırlık maçları ülkelerin kendi aralarında, federasyonların değil de ben kendim yapayım, ülkeleri ben kendim ayarlayayım. Güzel bir lig oluşturayım Şampiyonlar Ligi şeyinde. Ya bir de yayın izlensin, büyük izlensin, evet, getiri gelsin. Çünkü bir de uluslararası bir organizasyon ne var? Konfederasyon var, Dünya Kupası var, Avrupa Kupası var. Yeni bir şey. 4 yani. Senede bir oluyor. Yani 2 sene falan filan kendini amorti ediyor. Onun muhabbeti şey, hani her yıllarda sonu çift rakamlı olanlarda bir kupa olur. İşte mesela hani 2012, 2016, aynen, 2014 hani çift sayılarda şey olur, aralar boş oluyordu. Yani Dünya Hazırlık Kupası maçında boş olmasın diye ona bir turnuva uydurmuşlar. Dünya Kupası 4 yılda bir, Avrupa Kupası 4 yılda bir, aralarında hep 2 yıl oluyordu. Aynen. İşte bir de Uluslar Ligi ekleyelim demişler. Bence güzel yani, çok kötü bir fikir tek değil sayılı yıl şey masum olarak. Türkiye'de bu arada bilgi kirliliğine gidelim. Türkiye B liginde ve 3. grupta. Aynen, öyle bir muhabbet vardı geçen sene. Aynen öyle. Türkiye B liginde 3. grupta. B liginde 4 grup var ve Türkiye bunun 3.sünde. A'da da 4 grup var, B'de de, C'de de. Aynen. Senden de son sözünü alalım, artık kapatalım sizce. Ben maç için yani Şenol Hoca'nın tercihlerinden hani biraz daha bu bilgi kirliliğinden arınmış bir milli takım görmek istiyorum sadece. Başka bir şey diyemem. Evet, kısacası benim de son görüşlerim. Hocamızın kadro tercihi biraz tuhaftı ve evet, ilk yarı ve ikinci yarı inanılmaz farklı Türkiye'yi izledik. Ama sonuç olarak bir puan aldık. Yani bir puan hak ettik, ben bunu düşünüyorum. Bu şekilde diyelim. Bu milli maçımıza böyle yorumlayalım. Zaten bir iki gün sonra Sırbistan maçı var. Onu da izleyip yine sizinle yorumları paylaşırız. Herkese sevgiler, saygılar. Beğeni yapmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.